Evet, herkese iyi akşamlar. Forex Trader ile yapacağımız YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Bir haftalık ara vermiştik bildiğiniz gibi. Bir ufak tatil molası diyelim dinlenmek amacıyla. Piyasaya döndük. Geçen hafta yoktuk ama çok da bir şey kaybetmedik galiba. Tatsız bir haftaydı. Tatsız bir şekilde kapattık. Bu arada ben bir YouTube tarafından sesimi duyuyorum. Orayı bir kapatayım izninizle. Yani bu hafta çok tadımız tuzumuz yok açıkçası. Şimdi bu akşam bol bol yine sizlerden gelen sorulara vakit ayıracağız. Sevgili İsmail Aslan Özyer'le birlikte ben de şimdi sevgili İsmail'i bekliyorum. Bol bol bu akşam borsadan konuşacağız. Çünkü biz bir İsmail'e yayın yaptık. Şöyle bir karar aldım. Dün yaptığımız yayında işte ons altındır, işte gümüşe değindik, gram altın. Bunların hepsini konuştuk, Bitcoin konuştuk. O yüzden tekrar olmasın diye çünkü çok da bir fiyatlama açısından fark yok. Bu akşamı borsaya, TL varlıklara, dolara ayırdık. Bol bol sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Çünkü hani hakikaten biraz yatırımcıların bu dönemde tadının kaçtığının farkındayım. Çok da haklısınız. Ben de bu yaşananlar için üzgünüm. Şundan dolayı yani sorun yurt dışından kaynaklansa diyeceğiz ki bütün piyasa düşüyor. Hani biz de eşlik ediyoruz diye ama yani hakikaten hem borsada hem de kurda yılbaşından beri hem gelişen hem gelişmekte olan ülkelere göre bir negatif ayrışma var. Bu da herkesin artık canını sıkmaya başladı. Değil mi İsmail? Hoş geldin. Kesinlikle. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İsmail, incitiyorlar yatırımcılarımızı. Niye? Neden sence? Dün biraz olumsuz konuştun zaten. Tepki gelebilir dedin. Dün bir tepki geldi. Ama bugün o tepkiyi geri verdi piyasa. Evet, maalesef bir negatif ayrışma yaşıyoruz tüm dünya piyasalarıyla. Özellikle BOVESPA'nın da bizi yakaladığını görüyoruz. Yani çok enteresan işler oluyor dünyada. Yakalar tabii yani şöyle söyleyeyim. Öyle bir para girdi ki Brezilya, Rusya, Hindistan'a. 60 bindi geçen sene onlar biz 80 bine düştüğümüzde o pandemi döneminde. Kesinlikle aradaki makas kapandı. Özellikle yani biz çok aşırı negatif ayrışmaya başladık. Bakıyorum ben Dow Jones yani neredeyse zirvelerde. O yüzden bizim tarafta biraz sıkıntı görülüyor. Bunun sebep ve nedenleri tabii ki bir hacimsiz bir geri çekilme var. Çünkü arz talep dengesi olmayınca özellikle hacimsiz bir şekilde geri geldiğimizi görüyoruz. Ve önemli destek dediğimiz yerler bile çok böyle zedelenebiliyor. Çünkü hacim yoksa biliyorsunuz fiyatların ve barların uzama noktası olabilir. Bir de özellikle bugün neydi? Ay Vade sonu. sonu. Sevmiyoruz. Ben her seferinde artık papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorum ama vade sonu en sevmediğim gün Evet, piyasada. vade sonu olduğu için özellikle Viyop tarafında tabii bugün biraz fazla bir hareket gerçekleşti. Özellikle son bir saatlik dilimde. Bu yüzden de vadeyi kapattık. Fake hareket olabilir. Önemli destek noktalarına çok yakın durumdayız. Özellikle dün sizin programınızda bahsettiğimiz 1351'den bir tepme gerçekleşti biliyorsunuz. 1380'lere doğru yaklaştık. Fakat tekrar onu geri verdik. Bugün yine 1351 görülen en düşük seviye oldu. Bu Fibonacci Expansion'ın 1.68 yani 161.8 bölgesindeki destek. Bir altta da özellikle biraz sonra grafiklerde değineceğiz. İsterseniz yani sohbet edeceksek sohbet edelim. Ondan sonra grafiklerde detayları paylaşırız. Aynen şimdi grafiklere geçeceğiz. Geçmeden önce de aslında ben de fikrimi beyan etmek istiyorum. Çok da haber akışı da arayanlar var ama ben yılbaşından beri yani bu döngü aslında hepimiz biliyoruz ki büyü de, daha doğrusu Naci Ağbal'ın görevinin alınmasıyla bozuldu. Neydi o büyü? Naci Ağbal göreve geldikten sonra bize TL varlıklarına bir para girişi oldu. Geçtiğimiz yıldan beri hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Herkes şu rüyaya inandı. Artık bu piyasada yabancı yok, yabancı gitti. Bu piyasa artık işte yerliye emanet. Yabancı olmadan da biz gidebiliriz. Evet gidebiliyorduk ama bundan sonra geçen gün de zaten aynı yorumu yapmıştım bir ay önce. Gidebiliyorduk ama İsmail her gün inanılmaz hesap açılıyordu. Yani aracı kurumlardaki arkadaşlarımla görüşüyorum. Telefonları artık yetişemiyoruz diyorlardı. 1 milyon yatırımcı geldi. Bu kadar para gelince doğal olarak da Borsa İstanbul'a senin dediğin o arz talep meselesinden dolayı bir hani sonuçta alış tarafının fazla olduğunu gördük. Özellikle BIST 30'u ayrı tutuyorum. Yabancı daha çok oradan çıktı ama geri kalan hisseler çok rahatlıkla gidebildi. Sorunumuz şu. Yeni para gelmiyor.
Şimdi yabancı gelmesin gelmesin diyordu herkes ama bu 1 milyon yatırımcının getirdiği parayla bir yabancı fonun getirdiği para bana göre aynı. Yani buraya bir büyük fon girseydi bu yabancının etkisini yaratırdı zaten. Gönlüm istiyor ki hiç yabancıya muhtaç olmayalım. Ama yani bu piyasada hakikaten öyle sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz ki ekonomik anlamda, siyasi anlamda, istikrarsızlık anlamında. Yani dikiş tutturamamak diye bir tabir var ya. Tam da bizim borsa için işte bu tabir biçilmiş kaftan. Ve doğal olarak insanın da enerjisini çekiyor mu? Evet çekiyor. Yani yatırımcıları da burada hakikaten hak veriyorum. Evet kendilerini korumaya çalışıyorlar ama yani haber akışları bu kadar yoğun haber akışlarına göre bir yere kadar koruyabiliyorlar. Şu an ben piyasada herhangi bir haber akışı aramıyorum. Piyasada olan biten olay şu. Piyasaya senin dediğin gibi yeni para gelmiyor. Yatırımcı gelmiyor. Yabancı yok. Daha fazla yerli de gelemediği için dar alanda kısa paslaşmalar, hacimsiz çıkışlar, hacimsiz düşüşler böyle bir döngünün içine girdik. Kesinlikle katılıyorum ama tabii ki borsamızdaki ilk defa rastladığımız bir durum değil. Bunun altını çizmek lazım. Sonuçta borsalar böyle bir döngü içerisine girebilir. Sürekli yükselmez ve sürekli düşmez. Bunu da biliyoruz. Önemli olan doğru zamanlı tespit edebilmek. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ahmet Bey'in, Ahmet abinin söylediği gibi tabii burada yeni yatırımcının gelmesinde, buraya yeni hesapların katılmasında halka arzlarına çok büyük etkisi oldu. Ama şu an bakıyorum o kadar çok halka arz yapıldı ki ve büyük halka arzların birçoğu aynı haftada yapıldı. Bu benim için hataydı. Bundan sonra da aynı hızla gelmeye devam ediyor. Bunda şöyle bir sıkıntısını gördük. Eskiden halka arzlar için para giriyordu. Sonra ikinci aşamada halka arzlara nakit yaratabilmek için yatırımcılar ellerindeki hisse senetlerini satmaya başladılar. Şu an geldiğimiz noktada artık halka arz olan hisselerde iyi bir performans görmedikleri için de taleplerde bir düşüş var. Bizim burada isteğimiz şu, halka arzlar oluyorsa burada aynı zamanda yabancı ve kurumsal yatırımcının talebi olacak ki, yoksa ben halka arz olsun istiyorum tabii. 400 değil, sen hep örnek veriyorsun ya, 4000, 5000 hisse senedi olsun burada. Çeşitlilik çok olsun. Likitte çok olsun. Ama bu yerlerin talebiyle olacak iş değil. Buraya yani bu halka arzlarda yabancı ve kurumsal yatırımcının talebi de çok önemli. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bir de bu artık çok aşırı halka arz yapılmaya başlandığı zaman hepimiz korkmaya başlıyoruz biliyorsunuz. Tarih tekerrürden ibarettir diye ve yeniden aşırı halka arzların arkasında bu sıkıntının yeniden olduğunu görüyoruz. 2000'li yıllarda da bu tekrarlanmıştı ve sonrasında da uzun süreli bir düşüş gerçekleşmişti. Yani bunun aslında böyle olmaması lazım. Madem borsaya yeni yatırımcı girmesini ayakta alkışlıyoruz, öyle değil mi? Hepimizin temennisi Borsa İstanbul'un işte 700 milyar dolardan 1 trilyon doların hatta 2 trilyona yaklaşsın. Piyasadaki hacim genişlesin. Hani sığ kalmayalım ve dünyada da önemli bir yerde bulunduğumuzu tespit edelim. Yani bunun gayretlerini verelim. Fakat bu şekilde yani yeni halka arzlarla birçok gelen yeni yatırımcının burada tövbe edip bir daha borsaya girmeyeceğini duyuyorum ben. Yani bunları gözlemliyoruz. Yani neden acı tecrübelerle bizim yatırımcılarımızı bu şekilde düşünmeye İşte. zorluyorlar? O yüzden yani bunun aslında yani piramidin başı nasıl davranırsa sonuçta onun davranışları çok önemli. Ben umarım bundan sonraki zamanlarda bu düşüncenin sizin ve benim gibi olmasını diliyorum ve yeni yatırımcının burada çok dayak yemeden ve hakikaten reel faizlerin üzerinde getiri kazanmak ne kadar kolaymış diyerek tüm dostlarına ve arkadaşlarına borsayı tavsiye etmesi yani mükemmel bir yayılım aslında bu. Niçin bu yolu tercih etmiyoruz? Buna da ben çok da şaşırıyorum ve üzülüyorum aslında. Kesinlikle. Yani hani böyle bir coşku niteliğinde değil de daha uzun vadeli, sakin, istikrarlı bir gidişat. Her zaman dediğin gibi ben sana katılıyorum. Kesinlikle çok daha sağlıklı. Ben coşkudan da çok korkuyorum. Yani nerede coşku olsa sonrası felaket oluyor. Bu tarih boyunca gördük. Yakın zamanda da gördük. Bu yan tahtalarda gördük, kripto paralarda gördük. Nerede böyle bir coşku hareketi olsa sonu ağlama duvarı oluyor maalesef. İsmail,
İstersen Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Şunu sormak istiyorum. Dün aşağıda iki önemli destekten bahsetmişti. Ama üçüncüyü söylemeyeyim korkutucu olmasın diye. Şimdi yavaş yavaş o üçüncü destek neresiydi diye soranlar var. Çünkü bizi izleyenlerden birçok kişinin de nakipte olduğunu da anlıyorum aynı zamanda. Ben de çok aslında tabii ki malda yakalanan arkadaşlar için çok üzüntü duyuyorum bunu. İlk önce buradan paylaşmak isterim. Sonuçta o refleksi gösteremeden geçirdiğim bir 15-20 yılım var benim de. Yani bu stop teorisi, stratejisiz davranışlar veyahut da disiplinsiz davranışlar içerisinde siz de biz de olduk sevgili Perihan Tantu. Yani onlar da yani bunu yapamadılar bugün ama bir dahaki tecrübede 3 yıl sonra 4 yıl sonra trade ederken bugünleri hatırlayıp tecrübelerinin üstüne tecrübe koyarak bunu başaracaklar. Onu ilk önce belirtmek isterim. Biz de çok dayak yedik bu piyasada fakat dayak yiyerek ve para kaybederek öğrenilen bir piyasa maalesef. Bu yüzden de özellikle o desteği paylaşmak istemedim ama zaten o önemli destekleri şu an kırmış durumda değiliz. Buna değinelim. Grafik paylaşmaya başlıyorum. Yüksek müsaadenizle. Tamam, Burak Bey mesela güzel bir soru sormuş. Pandemiden gelen trendin kırılması demek yeni bir dip anlamına gelebilir mi? Biliyorsun 119 binlerde bir gapimiz var. Bu gapi kapatmaya gidebilir mi piyasa diye soruyor. Var mı kısa vadede böyle bir beklentin? Onu sorayım. Kısa vadede böyle bir beklentim. Özellikle bunu basamak basamak değinebiliriz diye düşünüyorum ben. Ekran Zamana paylaşımı. yayarak diyorsun. Evet, ekran paylaşımı yansıdı sanırım. Evet. Geldi, geldi. Şimdi bakıldığı üzere burada bizim şu bölge pandemi düşüşü artık yani burada yapılacak bir şey yoktu ve çok sert bir şekilde biliyorsunuz 820'lere kadar bir düşüş gerçekleşmişti ve beyaz kalın beyazın normalde altına geçmesi çok kolay değildir Borsa İstanbul'un fakat geçişlerinde de tabii ki çok ekstra bir durum söz konusudur. Genelde beyaz nizam bir şekilde karşılar yani satışları buradaki Merkez Bankası Başkanı'nın istifasıyla birlikte değişimi ile birlikte görülen minimum değer biliyorsunuz 1256-1258 bölgesi olmuştu ve şu anda mesela dün sizinle yayında yorumladığımız ve özellikle 1344'te bir önemli bir gepli bir açılışın son seviyesi var. 1344 Fibonacci Expansion 1351'de bugün ikinci kez görevini gördü piyasayı fırlatarak. Şimdi yatırımcılar kısa vadede 1351 iki defa denenmiş. Yarın tekrar bunun altına zorlayacaklar mı? Buna bakmak gerekir bu bir. Üçüncü defa gelmesi pek o bölgenin savunulacağı anlamına gelmez. Ama ben zaten 1344'ün yani 1344'ün altında günlük bir kapanış olmadığı sürece çok olumsuz olmam. Yani olumsuz tarafta olmam. Olumlu tarafta da olmam. Temkinli bir şekilde 1344'ten tepmesine bakarım. Özellikle yeniden orada 1380 seviyesine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Fakat 1344 eğer sevgili Perihan Tanrıtuğ, 1344 eğer aşağı geçilirse ve kırılırsa o zaman biz neye bakacağız? Kalın beyaz çizgiye bakacağız. Orası da 1326'larda. Aslında şimdi sürekli aşağı doğru destek sayılıyor diye düşünen yatırımcılar olabilir ama benim tarzım böyle bir tarz değil. Zamanında biz uyarılarımızı yapmıştık fakat dinleyen yatırımcılar oldu, dinlemeyenler oldu. Biz şu anda geldiğimiz noktayı bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Yani 1300-1344 bölgesini yatırımcılar takip etsin. Altında bir kapanışla sarkmayla biz kalın beyaza kadar geliriz. Burası da 1325. Özellikle bu 1325-1344 bu bölgeler, bu eski birime göre 2-3 bin puanlık bu bölgenin aşağı geçilmemesi lazım. Yani özellikle 1323 eğer aşağı geçilirse işte o zaman bizim yeniden o 1256 ve o bir daha geldik mi de zaten 1256'ya bu bahsedilen 1190 rakamı oradaki o boşluk kapatılmaya doğru gidilir. Bunun için tetiklenecek seviyemiz 1325-1344. Kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Yani burada alıcı piyasaya geliyor mu, gelmiyor mu? Bunu çok iyi gözlemlememiz lazım. Özellikle 1325-1344 bandında endekse ağırlık veren Garanti Bankası, bankalardaki bu hani alıcı geliyor mu, kademeler kalkıyor mu? Hani seans izleyen traderlar için bunlara dikkat etmek gerekir. Çünkü çok önemli bir dönemiz.
bu beyaz çizginin altına gelirsek eğer zaten Merkez Bankası'nda geldiğimiz o boşluğun daha da altına uzanarak 1190'lara kadar uzanabiliriz. Fakat bu bağlamda bazı yorumcuların yorumlarını dinlediğim zaman ben duyuyorum ki 900, 980, 1000, 1050. Ben bizim borsamızın o seviyelere kadar düşeceğini düşünmüyorum sevgili Perihan Tantu. Çünkü eğer dolar TL'de bir hareketlenme olursa 870 civarında bekliyoruz. Dolar TL'de bir hareketlenme olursa eğer o 950'lik hedef bahsetmiştik. Yani dolar TL'nin 950'ye gitmesi tabii ki borsanın da dibini yukarı doğru ne yapacak? Yükseltmiş olacak. Hani dolar bazında ucuz kaldık diye bir anda biliyorsunuz yani karar verildikten sonra özellikle yabancı gelmiyor vesaire falan çok ünlü ve piyasayı talan eden bir grup var. Mesela hangi grup? Hedge fonlar. Hedge fonlar çekirge sürüsü adı verilir bu fonlara ve ne zaman girdi, ne zaman çıktığını anlayamazsınız ama hakikaten gelirler, mal alamazsınız, kopartırlar. Siz olumlu bir haber beklersiniz ama adamlar çok sert oynar. Çok sert bir şekilde yukarı çekerler. Çok aşırı ucuz nokta olmuş olur. Dolar TL'deki yükseliş eğer yükselirsek yukarı doğru ben Borsa İstanbul'da çok fazla kan kaybedeceğimizi yani o dramatik bahsedilen seviyelere gelemeyeceğimizi düşünüyorum. Benim Yani için dolar TL'nin yukarı gitmesinin Borsa İstanbul'a negatif yansımayacağını düşünüyorsun çok fazla. yansımayacağını düşünüyorum. Özellikle yani 9.50'deki bu hedefe gidersek biz bir şekilde endeksi de bu yukarı doğru etkileyecektir. Çünkü çok önemli bir ayrışma olmuş olacak. Bu anlamda da benim Borsa İstanbul'da en kötü beklediğim, şimdi aslında burada rakamlar da önemli değil sevgili Perihan Tatlı. Yani yatırımcılar soruyor fakat neden önemli değil rakamlar? Zaman önemli. Yani düştük 1250'ye 1200, 1250-1300 arasında 6 ay geçirmişim bu bana bir şey katmaz. Benim için bu 1100'dür. Anlatabildim mi? Yani özellikle Doğru. zaman kaybı burada çok önemli. Bu bağlamda da gözümüz dolarda, dolar TL ve endeksin dolar TL'nin yükselişi eğer gerçekleşirse bu 9.30'a doğru hareket. Bu bağlamda da Borsa İstanbul'un ben en kötü ihtimalle sevgili yatırımcıların sorduğu o sorunun gelecek yerinin 1190 olduğunu düşünebilirim. Dolar TL 9.5 seviyesine doğru eğer bir hareketlenme kısa zamanda gösterirse eğer bize ben Borsa İstanbul'da bu seviyelerden yani bir beyaz kırılmazsa 1325 bizim Borsa İstanbul'da yeniden 1400'lerin üzerine 1460'lara hatta 1500'lere kadar çekebileceğini düşünürüm. Şimdi bu arada bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Harun Bey yazmış, Harun Ünlü. Sen bir şey söylemiştin İsmail, onu hatırlatmış. İsmail hocam, hava durumu için 26 derece üzerinde 3 gün kapanış görelim. Yaz geldi diyebiliriz demişti. İstanbul şu an yanıyor diyor. Haberin olsun. Evet, kapanışımızı aldık hatta haftalık ve bugün itibariyle aylık kapanışımızı yapıyoruz. Çok şükür yaz geldi, herkese hayırlı uğurlu olsun. Darısı Borsa İstanbul'un başına diyelim. Ne diyelim? Ya aslında sevgili Perihan Tantu, tabii ki insanız, beşeriz, şaşarız, sabırsızız ama borsalarda böyle dönemler olmuş. Yani yatırımcılar Doğru. sadece 1990 90'lı yıllardan bugüne kadar yani bu sevgili borsamız yani üstünde yani gece gündüz Borsa İstanbul endeksiyle yatıp kalkıyoruz ya bizim için önemli bir sevgili kıvamında o yüzden açıp açıp resmine bakmamız lazım. Yani 1990'dan bugüne kadar incelediklerinde hep konsolidasyonlar olmuş 1 yıl 1,5 yıl yükselmiş 1 yıl 1,5 yıl hep bunlar aslında olağan hareketler fakat neden canımız yanıyor? Stop yapamadığımız için stratejimiz olmadığı için ben çok yüksek müsaadenizle çok beni rahatsız eden bir konuya değinmek istiyorum. Tabii lütfen. Şimdi ben VIOP trade ediyorum diye tabii ki biliyorsunuz FX trade etmek olağanüstü profesyonellik gerektirir. VIOP trade etmek de profesyonellik gerektirir. Bazı yayınlarımızda ben bahsediyorum. Yani ben VIOP trade ediyorum ve işte gram kaldıraçlı, ons kaldıraçlı, VIOP kaldıraçlı işlemler atıyorum. Yani bazı yani bayağı bir yorum okudum ben. 3-5 tane yatırımcı hani kumar şeklinde bu iş oynanmaz işte yatırımcı olacaksın vesaire. Ben artık gelişen ve değişen dünya şartlarında uzun vade ve orta vade yani orta ve uzun vade bekleyip stopunu yapamayan hani iyi niyetli bekliyorlar ya biz yatırımcıyız diyorlar. Stopunu yapamayan insanla
kısa vade biyopta kaldıraçlı oynayan insan arasında hani bana kumarbaz kelimeleri geliyor. Ben de diyorum ki orta vade girip de veyahut da kısa vade hisse senedine girip de orta vade hisse senedine girip de stop yapamayan, stratejisi olmayan insanlar da bence kumarbaz grubuna girerler. Aynı parayı kaybediyoruz sonuçta. Ne Aslında dersin? evet. Yok evet yani şöyle bu bir aslında strateji meselesi. Yani sizin bu borsada nasıl işlem yaptığınızla ilgili. Bu arada ben alacağım çocuğum için bu hisse senedini saklayacağım. 5 yıl boyunca hiç bakmayacağım diyen birinin stop yapmasına da bence gerek yok. Stop herkes için sağlıklı olan ya da herkes için aslında gerekli bir kavram da değil. Ben hani düzenli olarak ayda 1000 lira, bazıları da 50 bin lira kenara para atıyordur. Nedir? Örnek veriyorum yani tamamen şişeceğim. Diyelim ki çok beğendiğim bir hisse. Tamamen örnek veriyorum yatırım tavsiyesi olarak değil. Her ay düzenli olarak şişeceğim hissesi topluyorum. Ama evladiyelik topluyorum. Bir arsa ev yatırımı gibi. Ya ben şimdi niye stop olayım ki? Öyle değil mi İsmail? O yüzden bu bir strateji. Ama ben burada alsat yapmak istiyorsam yeri gelir saatlik, yeri gelir günlük, yeri gelir haftalık, yeri gelir aylık belirli seviyelerden satıp belirli seviyelerden alırım ki birazcık da hani ne derler lotumu arttırayım. Yani ya da işte dakikalık istiyorsanız trade de edebilirsiniz. Yani aslında bu bir strateji işi ve sizin tarzınız, sizin kalbiniz, kalp atışlarınız neye uygun? Hayatı yaşama şekliniz nasıl? Bu piyasanın başına sabahtan akşama kadar oturabilecek misiniz? Yoksa 3 yılda bir piyasaya bakan biri misiniz? Kişiye göre değişir aslında bu strateji bence. Kesinlikle benim zaten uzun vadeli yatırımcılara ve temettü yatırımcılarına hiçbir sözüm yok. Özellikle Onlar de çok ağır bir kefede. burası yani Borsa İstanbul Allah ömür verirse şunu da konuşacağız. Yani burası çiçek tarlasına dönecek. Yani Ne herkes yerde zaman dönecek söyleyeyim mi İsmail? Herkes umudunu kestiğinde hep böyle oldu yani geçmişe baktığımda. kesinlikle yani korku hakim olduğu zaman ne yapacağız? Mal alacağız. Şu anda artık o sürecin sanırım ben bir grafiğim var Metastock onu çekebilir miyim ekrana? Bir de ne istersen bu arada ben de hemen bir soru sormak istiyorum. Mesela Hülya Hanım sormuş bu soruyu. Dolar yukarı giderse dedin ya az önce. Evet. Merkez Bankası müdahalesi ve sonrasında Merkez Bankası Başkanı bir daha görevini alabileceğini düşünüyor musunuz demiş. Ben şu an cevap veriyorum bakın yani buna maalesef yani tabii ki aslında soruna kadar korku dolu yani her an başımıza gelebilir diye düşündüğümüz şeylere bakar mısınız aslında yani gerçekten Bambaşka şeyleri konuşuyor olmalıydık şu an keşke. bunun kontrolü tabii ki bizde değil umarım böyle bir şey tekrar etmez özellikle çünkü zaten şu saatten sonra faiz indirimi sevdası falan bunlar çok geçerlilik arz etmiyor. Yani temel taraf benim konum değil ama hiç konum olmadığı halde konuşabilirim ama bu konuda. Faiz indiremeyiz yani. Faiz indiremeyiz. Özellikle de Amerika tarafındaki bu faiz arttırma sürecinin 2023'e kadar iki kere yapılacağı telaffuz edilmişken bunu yapamayız. Özellikle yapamayacağımızı düşünüyorum ben. Nacizane fikrimdir. Bir de bu ülkede bir şey öğrendik ki hiçbir şey için kesin kavramı kullanamıyoruz. Olmaz olmaz diye bir şey kalmadı. Olmaz dediğimiz her şey olduğu için benim dilim yandı. Bazen çok umutlandığım zamanlar oldu. Çok olumlu konuştuğum zamanlar oldu. Ben anladım ki hani olmaz olmaz dememek gerekiyor bu ülkede. Bu sefer bir şekilde siz haksız çıkıyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi grafik görünüyor herhalde değil mi? Problem yok. İsmail, Özellikle. evet Evet. görüyoruz. Görüyoruz. Şimdi bu benim tabii Metastock formatlı bir çalışmam. Zaman zaman sizinle bunu paylaşıyorum ben. Hatırlarsanız şu bölgede Ekotürk TV'de Sarı Dibe geliyor demiştim. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Tabii, bunu konuşmuştuk. Birçok kişi hatırlıyor. Geleceği tarih 25 Nisan 5 Mayıs aralığıydı ve 25 Nisan'da bir hareket başladı. 1320 ve 1340 bölgesinden başlayan hareketin 1460'lara kadar uzanabileceğini ve iki kere denedik orayı. Yani şimdi bizim baktığımız zaman burada sarı çizgimiz henüz daha ne yapmamış? Dibe değmemiş. Bunun için birazcık zaman var özellikle. Bu zaman ne kadar bir zaman olabilir? Yani 10 iş günü civarında biz bu çalışmaları yapabiliriz.
Yani 10 gün içerisinde dibimiz neresi olacak? 1344'ü kırdık mı? Kalın beyaz 1325'i kırdık mı? Kırmadıysak süreç kısa, minimali bir yukarı yönlü hareketin davetçisi olabilir. Neden olabilir? Çünkü sarı çizgi 10 güne kadar dip olacak. Yani aslında diyecek ki kısa vadeli moving averajlar, yani artık buradan maliyetlenebiliriz denecek ve bu şekilde 1325-1340 bandı kırılmadığı sürece 10 gün içerisinde gözlemleyeceğiz ve yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğini düşünebileceğiz. Fakat satışlar sert bir şekilde sürerse, hani 10 gün içerisinde mesela 1350'yi de kıramayabiliriz. Her gün çalışırlar, kırmazlar. Fakat 10 günde biliyorsunuz biz 2 günde 1500'den 1260'a geldik. Hani bunun zamansallığı var ama zamanın volatilitesi ne olacak? Soru bu. Bu sorunun karşılığında da endekste 1325, 1344 kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Buna bakmamız lazım. Kırılmadı, 7 gün geçti, 8 gün geçti. Üstünde kalıyoruz. Alışlar gelmeye başladı. O zaman bilin ki yeniden bir ne gelecek? 1380, 1400'e doğru bir hareketlenme gelecektir. Yenilip olmadığı sürece. Evet, bu arada şöyle bir soru geldi. Çok kısa ona yanıtı vereyim. Özellikle bu Forex Trader'da ilgili uygulamalarla ilgili bir yayın yapacak mısınız diye. Haftaya böyle bir yayın planım var. Forex Trader'da kullandığınız uygulamaları nasıl kullanacaksınız, alarm nasıl kurulur vesaire. İstediğiniz her şeyi soru cevap şeklinde bir yayın organize edeceğim soranlar için. Ona hemen kısaca bir cevap verelim. Bir de güzel de bir soru vardı. İsmail, şimdi onu bulmaya çalışıyorum hemen. Can Tekin Bey'in sorusuydu. Özellikle şimdi Viyop'u konuştuk. Özellikle bu pay vadelerin fiyatları ağırlıklı olarak neye göre belirlenir? Viyop'ta yapılan alım satıma göre mi, yoksa dayanak varlıkların fiyat hareketlerine göre mi diye sorar. Viyop'taki tekrar edebilir misiniz soruyu? Pay vadelilerin fiyatları ağırlıklı olarak neye göre belirlenir diye soruyor. Yani burada bir geçiş vade farkıyla başlanıyor zaten biliyorsunuz. Yani çeşitli vadelerde bir hisse senedinin enstrümanları var. Çeşitli aylarda kapanış yapan ve bu bağlamda da vade farkı, mesela diyelim ki Aselsan işte 15 TL, yeni vade, yani bir sonraki vade %2 civarında. Yani bunun bir hesaplaması vardır tabii ki net olarak. Fakat İsmail, şöyle orada faiz farkını koyuyorsun vade başında. Yani vadeye giden gün ne kadarsa, ben soruyu anladım. Pay vadelilerde Aselsan fiyatını örnek verdin. Aselsan'ın üzerine faiz farkını ekliyorsunuz. Siz Aselsan işte spotta 15 lira, ama dönüp diyorsunuz ki vadeliden ben niye 16-20'yi alayım diyorsunuz. Ama burada bir kaybınız yok. Çünkü Viyop tarafında her gece hesabınıza faiz geliri geliyor. O yüzden o aradaki makas size zaten yavaş yavaş faiz geliri olarak yansıdığı için buradaki fiyatları oluşturan, aradaki farkı oluşturan şey faiz. Bunu bilelim. Bir de gün içerisinde sapmalar oluyor. O da tabii ki alım satımlara göre belirleniyor. Ama sonuçta pay vadelilerin an olarak fiyatını belirleyen şey fiyatın spot'taki, daha doğrusu spot fiyatı artı faiz. evet. Şimdi Viyop mu yorumlayalım? Atilla Bey geldi bu arada. Diyor ki, Özgür Demirtaş'ın teknik analize yaklaşımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Ben fikrimi beyan edeceğim, seni dinliyorum şimdi. Atilla Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum Hoş ilk önce. geldiniz Atilla Bey. Şimdi Özgür Demirtaş da ben yanlış anlaşıldım demek istediğini beyan etti sonradan zaten. Özellikle tabii ki o müritçiliğe Ya da karşı çok sık yani. geldiği için mi böyle söyleme gereği duydu? Bu da tartışılır. Çünkü teknik analizde o kadar değişken bir görüş açıları var ki. Yani teknik analiz zaten özellikle, yani teknik analiz, bir tane Ferrari aldınız ve içinde motoru yok. Yani koltukları yok. İç dizayn, sistem, süspansiyon. Yani sadece kasasını aldınız. Teknik analiz Ferrari'nin motorsuz kasası. Sizin onun üzerine ekleyeceğiniz eklerle birlikte, yani motoru, işte lastikleri, işte yani bütün dizaynını eklersiniz. Ben mesela 27 yılda Ferrari'mi düzgün bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Özellikle de yani bunu çalışarak insanlar yapabilir. Teknik analiz
Motorsuz bir araba gibidir. Size bakar yani, sizin karakterinize bakar. Anlatabildim mi? Yani araba evet vardır ama kaput sizin karakterinizdir, kaputun altındaki. O yüzden bunu yapan var, yapamayan var. Özellikle de şunu da belirtmek isterim ki yani bir şeye bakıyoruz, diyoruz ki evet bu güzeldir. Ben diyorum ki güzeldir. Sevgili Perihan Tantu diyor ki bence yani vasattır. Yani Cüneyt diyor ki kötüdür. Aynı şeye baktık ama hepimiz farklı şey gördük. İşte teknik analizde de bu böyledir. Fakat sizin kötü dediğiniz yarın iyi olabilir. Benim iyi dediğim yarın kötü olabilir. Bu değişkenliğe de aynı şekilde hız kazandırmak durumundayız. Aslında ben burada öyle bir konuşma yaparım ki teknik analizin ve insanlığın nasıl başarılı olacağına dair o konu birazcık ağır gelir. Onu söylemek isterim. Özellikle Özgür Demirtaş hocamız ne demiştir? İşte hormon yüklemesi yani erkek traderlara özellikle Amerika'da bunun aslında daha da ötesi var. Yani bunun daha derin konuları var. Fakat o konulara çok fazla girmek istemiyorum. Yani hislerinizin kuvvetli olması lazım. Hissi kablel vuku diyorlar buna ve hissetmeniz gerekiyor. Bunu hissetmek için yıllarca ekran izlemeniz gerekiyor ve çok basit bir sistemle bu konulara hakim olabilirsiniz. Çok disiplinli olmanız lazım. Eşittir para yönetimi, risk yönetimi nasıldır? Bunu uygulayabiliyor olmanız lazım ve piyasaya düşerken es vermeyi bilmek lazım. Yani nakitte kalmayı öğrenmek gerekiyor. Yani otobanda sol şeride çıkıp nasıl gaza basıyorsan burada trend vardı sevgili Perihan Tantu. 1050-1080'lerde çok fazla işkence çektirdikten sonra bu fiyatlama 1100-1115'i geçtikten sonra roket gibi 1580'e gittik. O zaman herkes mutluydu. Yani herkes tavan yakalıyordu her gün. Çok basitti borsa. Ama borsa oldukça zor sınavlarla doludur. Ve neyin ne olacağını kestirebilmeniz gerekir. Yani kar mı yağacak, fırtına mı çıkacak, deprem mi olacak? Bunların hepsini önceden kestirmeniz lazım ve bunları yapabilmek adına da sizin mutlaka sisteminiz olması lazım. En kötü sistemsizlikten iyidir. Teknik analiz candır. Ben teknik analize inanan ve gönül veren bir insanım. Hayatımın da 27 yılını verdim. Hiç büyümeyen bir bebektir teknik analiz. Sürekli öğrenirsin, sürekli ihtiyaç hisseder bir bebek gibi. Sürekli ona bakarsın, yenilersin, güncellersin. Ama bu işin peşini bırakmamak çok zor bir şeydir başarmak. Ama başardığın zaman da kimsenin yapamadığı bir şey yapıyorsun. Çok önemli bir değer bu. Bunu teknik analizle gerçekleştirdim ben. İyi kötü 1,5 yıldır tahminler yapıyorum bu piyasada. Özellikle aldığım geri dönüşlerin iyi olmasının sebebi benim iyi bir teknik analist olmamdan kaynaklıdır. Kimse teknik analiz yok ve teknik analiz çöp diyemez diyerek teşekkür ediyorum. Çok kısa şunu eklemek isterim. Sana kesinlikle katılıyorum. Bu arada hepsini söylemeyeceğim. Bütün ekonomistleri bağlamak istemiyorum ama ekonomistlerin bu teknik analize karşı ön yargılarının bir kere kırılması lazım. Bu piyasada sadece makro göstergelerle çalışmaz. Bu piyasa sadece temel analizle de çalışmaz. Bu piyasada teknik analiz bir gerçektir. Ama kullanıp kullanmamak kişilerin kendi tercihidir. Nasıl ki makro verileri yok sayamıyorsak, nasıl ki temel analizi yok sayamıyorsak, teknik analizi de artık yok sayamayacağımızı bilmemiz gerekir. Bu bir. İki, teknik analiz bir zengin olma sanatı değildir. Bunu defalarca söyledim. Çok yorum geliyor. Bana diyorlar ki niye siz zengin olmadınız? Ya ben bunu zengin olmak için kullanmıyorum. İsmail Aslan Özyar, Ahmet Mergen 70 yaşında niye hala teknik analiz anlatıyor? Ya bu insanlar bunu zengin olmak için kullanmadı. Arabadan örnek verdim. Örneğini çeşitlendireyim. İstanbul'un Ankara'ya gideceğim. Teknik analiz şudur. Yolda kaza yapmamam için benim yolda gördüğüm o göstergeler, hız sınırı nedir, nereye park etmemeliyim, nereden geçerken dikkatli olmalıyım. Bunlar birer gösterge. Yolda minimum risk almam için, kaza yapmamam için bana yardımcı olan birer gösterge. Bunu artık anlamamız gerekiyor. Ama ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Ama çöp diyemezsiniz. Bunu kabul etmiyorum. Ve bir zengin olma sanatı olarak da görmeyin. Yani 20 tane çizgi çiziyorlar hala. İşte zengin olmuş olması lazımdı. O zaman niye grafik çiziyor? O zaman biz de şu soruyu mu soralım?
Ekonomiden, makrodan çok iyi anlayan biri de o zaman ekonomiyi çözmüş ve zengin olmuş olmalı. Niye hala YouTube videosu yayınlayıp reklam alıyorsunuz diye de sorulsa, ben de bunu abes görmüyorum o zaman. Niye hala YouTube peşinde koşulursun ki insan? Gider şu an Bali'de kokteyl yudumluyor olurdu diye düşünüyorum. O yüzden burada birazcık daha tutarlı, anlayışlı, öngörülebilir olmak lazım. Evet, özellikle Borsa İstanbul'un ben o bizim trend modu var ya, yani çok kısa değinmek istiyorum. Yani bu endeks özellikle şu maviden, yani burası 1082, mavinin üstüne geçtikten sonra hedefi neresi olacaktı? İlk yeşil. Ve ben biliyorsunuz 1505.23'te trendin aslında sonlandığını ve bunun uzatmalarla bir şekilde iki tane dip yaparak bu seviyenin üstünde kalamadığını ve aşağı doğru geldiğimizi görüyoruz. Özellikle yani trend olmadı diyenlere ben burada yani bunu aylıkta yaparım. Yani Borsa İstanbul 1997 yılından bugüne kadar baktığınız zaman burada ben bir yükseliş görüyorum. Son, yani buraya çok fazla kısa vadeli bakmamak gerekiyor. Yani kısa vade can sıkabilir. Özellikle yanlış trenddeyseniz eğer bu can sıkabilir ama genel resim ortada. Borsalar yükselmek için programlanmış ve yani borsanın karakteri boğadır aslında. Ayılar çok kısa sürede gelir ve gider. Bunlar da yaklaşık olarak 12-14 ay. Ben kendi tahminimi söyledim. Özellikle 2022 Mart ayından sonra neredeyse 20-30 tane hisse senedi sepet yaparım ve alırım. Bunu da çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ben biraz daha sabır gerektiğini düşünüyorum sevgili Perihan Tantu. Özellikle 1325-1344 bu noktalara bakmamız gerekiyor ve kırmayalım. 10 gün geçirelim. Kırmadık. Görecek ki yatırımcılar buradan tepkilerle işte ortalamaları da aşağı doğru indirip yeniden 1370-1380 olacağız. Tabii ama herkesin tuttuğu hisse senedi özellikle çok önemli bir yer teşkil ediyor burada. Ben bankaların çok da hasar görmediğini düşünüyorum. Orada bir dip çalışması yapıldığını, mesela endeks geri geliyor ama bizim bankalarda yeni dip görmediğimizi ben dikkatle izliyorum. Bankacılık endeksine bakalım o zaman İsmail, Viyop'a geçmeden hazır bankalar dediğin için sordum. Şimdi banka zaten çok önceden bu pandemide altına geçip tekrar burada Merkez Bankası'yla dibini yaptıktan sonra mesela çok farklı bir grafik var karşımızda. Yani bankacılık endeksi dibini yapmış. Bir iki tane dip çalışmasından sonra yukarı doğru ivmelenerek güçlenmeye çalışan bir bankacılık endeksi görüyoruz. Özellikle bankacılık endeksinde 1283'ler bugün itibariyle bizim direnç bölgemiz. Yani üzerine şu şekilde geçtiğimiz zaman bir kere 1313'ten 1667'ye kadar burada bir prim var. Burası %20 demek. Yani bankacılık sektörünün borsada %20 yapması endeksi nerelere getireceğini tahmin ediyorsunuz herhalde. Çünkü bu çok önemli bir durum. Bankacılık endeksi dip çalışmasını yaptıktan sonra biz burada yavaş yavaş yukarı doğru yükseliyoruz. Özellikle de mavi ve yeşil kırılımı burada çok yakın bir seviyede. Şu yeşilin yani 1210 seviyesinin üzerinde bir bankacılık sektörü kalıcılık gösterebilse bizim beyaza kadar gelmemiz sorunsuz bir şekilde işten bile olmaz. Yani 1285 seviyesi bu. Özellikle 1285 ile yukarı doğru geçtik mi biz bankacılık tarafında %20 civarında bir rally görürüz. Buraya çok az var yani. 3 ay 5 ay sonra biz çok daha başka bir şeyler konuşacağız. Bence konuşmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Yani bu böyle sürmeyecek. Tabii ki çok kötü bir şey para kaybetmek, değer kaybetmek. Ben yatırımcıların kenarda paraları varsa tekrar taşıdıkları hisse senedinde stop olamadılarsa kademeli bir şekilde istenilen fiyatlara geldikçe küçük çaplı hisselerinde maliyeti aşağı çekmek hedeflemesi yapmalarını gerektiğini düşünüyorum eğer tabii ki imkanları varsa. İsmail, buradan hemen Viyop'a geçelim istersen. Geçerken de güzel bir soru geldi, onu sormak istiyorum. Ha, Melih Bey, bu arada 10 iş günü diye sormuşsunuz ya, tatilleri ayrı tutuyoruz. Tatiller iş gününden sayılmıyor, resmi tatiller. Borsanın açık olduğu günleri sayacağız. İsmail, soru şu, bir izleyenimiz yazmış. Altını bozdurup borsaya geçmeyi düşünüyorum.
Borsa gram altın oranının altın lehine en çok açıldığı bir zamansallık var mı? Ya da en yüksek altın fiyatı ile en ucuz borsa endeksi ne zaman yaşanabilir diye sormuş ama yani altın bozup şu an mesela Borsa İstanbul'a geçmek sence avantajlı mı elinde altın bulunan birisi için? Yani bu soruyu yani bir ay sonra falan sorsaydı bence tabii tamamını değil, tamamını kapsamaması lazım. Biliyorsunuz %100 bir şekilde hiçbir enstrümana bir şekilde girilmez. Yani Aynı yumurta koyma diyorsun. tabii, çok teşekkür ederim açıklamaları için. Şimdi şöyle diyelim, şimdi gram altın tarafında olmak tabii ki bir şekilde kendini hedgelemiş oluyorsun herhangi bir riske karşı. Özellikle ben Temmuz ayı civarında, yani şimdi biz Temmuz'a girdik. Bu Temmuz ayının sonlarına doğru, özellikle 15-20 gün sonra fiyatların 1325'in üstünde kalması ve oradan tepmesi ve bu bölgeyi dip çalışması yapmasıyla birlikte çok uygun seviyelere gelmiş tabii ki hisse senetleri söz konusu. Temel anlamda da bunları tabii iyi incelemek gerekiyor. Çünkü altının temeli, temel anlamda altın altındır. Ama hisse senetlerinde her şirket altın değerinde değil. O yüzden bunu da çok iyi etüt ettikten sonra ben isterim ki yani her ay %20 civarında, yani ben olsam, altınım olsa her ayın son 2 gününde %20 oranında altınımı bozarım. 5 ay sonra elimde altınım olmaz ve hisse senedim olur. Ve hisse senedine geçmiş olurum. Ben olsam böyle yapardım. Her ay sonu %20 oranında altınımı bozar. Çok uygun seviyelere gelmiş. Hoşuma giden bir hisse senedi varsa paramı o şekilde kademeli olarak aktarırdım. Hülya Hanım çok güldüm. Ben sizinle aynı durumdayım. Hülya Hanım diyor ki İsmail, vallahi Peri Hanım diyor, kilom bile artık grafik olarak görmeye başladım. Yeni zirveler, yeni dipler, 200 günlük ortalamalar, bazen çanağı bile katlıyorum diyor. Bende de şu an bir destek var, onu kırmaya çalışıyorum. Bir türlü kıramadım. Çok kuvvetli çıktı. Çarpıp çarpıp yukarı yönlü geri dönüyorum. Ben de kilo aldım, veremiyorum. O desteği kıramıyorum Hülya Hanım. Aynı durumdayız. Haklısınız. Çok Teknik güzel. analiz gerçekten bir sanat ve aşk yani İsmail. Çok çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Hülya Hanım'a. İnşallah arzu ettiği kiloya ve o 200 günlük ağırlıklı ortalamanın çok çok altına gelerek harika, zarif bir hayat yaşar. Bankacılık endeksi konuştuk ya, Melih Bey'den güzel bir soru var. Mesela X Bank'ta yani bankacılık endeksine maliyetlenmek için BIST 100'ün dibini beklemeye gerek var mı hocam diye soruyor. BIST 100'ün dibini beklemeye gerek yok aslında. Yani burada tabii öncümüz Garanti Bankası. Garanti Bankası'ndaki durum, yani çok özür dilerim. Bu grafiğe baktığınız zaman Borsa İstanbul'da ah vah edilecek bir şey söz konusu mu? Yani Başka bir fiyatlama. kesinlikle, yani Garanti Bankası ile BIST 100 grafiği çok farklı özellikle. Ben bankacılık sektörünü zaten beğeniyorum ve inanılmaz ayrışma var. Yani Amerikan borsası ve Türkiye Borsa İstanbul 100 endeksi gibi ayrışmamız söz konusu. Özellikle Garanti Bankası'nın geldiği yere bakar mısınız? Yani beyazın üstünde artık yerleşmeye başlamış ve kalın mavi, kalın yeşili kesmiş ve özellikle 8.20'nin üstünde kaldığı sürece burada bir ne olabilir? Bir de biliyorsunuz Garanti Bankası'nın değdiği yeri gösteriyorum. Yani boşluğu tam kapatmış durumda. Yani 8.56, 8.57 Merkez Bankası Başkanı'nın bıraktığı o haberle kalan boşluğu muntazam doldurup bir şekilde geri çekilip tekrar 8.20, 8.19 bölgesinin üstünde kalmaya devam ediyoruz. Garanti Bankası'nı çok net bir şekilde yakın takip edelim. 8.19, 8.20 fiyatlamasının altına eğer gelinmezse, mesela endeksi takip et, Garanti takip et, özellikle 8.20 kırılıyor mu kırılmıyor mu? Üzerinde kaldığımız sürece zaten boşluğumuzu kapatmışız. Endekste istediğimiz bu o 1511.19 var ya, o boşluk işte aslında bunu Garanti Bankası muntazam bir şekilde kapatmış durumda, 8.57. Gelmiş burada, kapattıktan sonra tekrar bir teyit amaçlı geri çekildiğimizi düşünüyorum ve 8.20 kırılmadığı sürece ben endekste korku, yani böyle çökeceğiz biteceğiz olacağını düşünmem, çünkü 8.20'nin üzerindeki kalıcılıkla da biz Garanti Bankası'nda özellikle en azından 9.10-9.20 bölgesine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Bu da bize ne katar?
%10'un üzerinde bir prim yapar. Buna Borsa İstanbul %8 eşlik etse biz yeniden 1400 bölgesinin üstünde yer alırız sevgili Perihan Tanrı. İsmail, şunu da hemen istiyorum çünkü hazır gelmişken soru. X tüm Y, yani biz tümden biz yüzün çıkarılmış hali, madem rica geldi yapalım. Aynı zamanda Hakan Bey'in de bir sorusu var. Enflasyon bu kadar yükselirken endeks düşer diye beklemek ne kadar doğru der? X tüm Y dediniz değil mi? Doğru. Şöyle. Evet. Gözümde. Evet, gördüm. Evet, işte zaten bütün rally burada yaşandı biliyorsunuz. 1'e 5'ler, 1'e 10'lar bir şekilde. BIST 100 dışındaki hisseler bunlar. Aynen, kesinlikle inanılmaz paralar kazanıldı burada. Fakat tabii ki profesyonel olarak sen ve ben ya ve bizim gibiler bu şekilde bir yükselişe çok hazır değildik. Yani 1'e 5'ler, 1'e 3'ler tabii profesyonel adamın kazanacağı paralar değildir. Bunu da buradan tekrar etmek isterim. Özellikle çünkü ben görerek kazanmayı seviyorum. Yani ben her gün %1 kazanayım benim için mükemmel bir özellikle. Şimdi X tüm Y'de de çok yakınız. Özellikle pandemide, yani 19-20 Mart 2020'deki pandemi dibinde hemen altına sarktığı beyaz ortalamanın, yani uzun vadeli ortalamanın yakınlarındayız özellikle. Fakat bir şey de dikkatimizi çekiyor tabii ki burada. Onu da paylaşmak isterim. A'dan Z'yi senedi yatırımcılar bol bol çalışsın. Yani önemli destek noktalarına gördüğünüz gibi çok yakın seviyelerdeyiz. Bu ne demek oluyor aslında? Bir 5-10 gün içerisinde biz bir dip çalışması görebiliriz ve bu dip çalışmasından da %8 ile %12 arasında ne yapabiliriz? Nemalanabiliriz. Yani böyle bir çalışma yakın. Yakın olduğunu nasıl anlıyoruz? Hemen hemen çoğu enstrüman önemli destek noktasına yakın durumda. Yani uzun vadeli ortalamalarına yaklaşmış durumda. Bu da bize çok kısa birimde alıcıların piyasaya geleceğini ve piyasayı bir miktar burada es verip yükseliş noktasına doğru getirebileceğinizi düşünebiliriz. Tüm konuşmalar birbirini tamamlar. Özellikle alta gelen o kalın sarı çizgiyi göstermiştim. 10 gün içerisinde 1325-1344. Bu bölge çok önemli. X tüm Y'de de özellikle rakamı söylemek istiyorum. 4381'den geçiyor. Uzun vadeli ortalaması. Son kapanış değeri 4639, 4384 arasında çok büyük bir fark yok. Yani bu her an gerçekleşebilir. Buraya ilk defa çok uzun süreden beri gelmediği bir seviye. Bu seviye geldikten sonra burada bir yataylaşma ve yukarı yükselme isteği görebiliriz. Yani aslında çok kötü günler bir şekilde geride kalmaya yakın olarak gözüküyor endekslerde ve bazı hisse senetlerinde. İsmail, birkaç hisse senedi bakmak istiyorum ama Viyop burada kaynadı arada. İstersen önce onu konuşalım. Evet, özellikle Viyop tarafında mesela günü yorumlamaya çalışırsak gün burada başlar normal olarak. Şimdi Viyop trade ediyorlar ama ben mutfaktan bir şeyler paylaşmak istiyorum sevgili Perihan Tantı. Ya burası benim mutfağım, özelim. Ama mesela ben şu iki çizgi arasında hiçbir şekilde trade etmem. Yani şuradaki turkuazla buradaki turkuaz arasında trade etmem. Bunun üzeri long olur, bunun altı da short olur. İlk turkuazlar piyasa bir karşılamış, iki karşılamış. Üçüncüye gelirse de çok yüklü kontratta satarım ki çok tek bir barla gelinmiş ve bugünün özeti aslında göstere göstere ne olmuş? Short olmuş diyebiliriz. Özellikle bakıldığı üzere yani buradaki eğri de çok önemli. Eğrinin aşağıya doğru gitmesi ve aslında çok net bir şekilde burada da bir ikili dip söz konusu yeni vadede. Ben Ağustos vadeyi yorumlamak istiyorum. Tabii ki diğeri kapandı. Şu anda fiyatta 1499.25'ten geçiyor. Burada da bir uzun vadeli destek çizgisinin kırıp kırmamak arasında büyük bir savaş söz konusu. Bugünkü bu sarkmayı özellikle hacimsiz ve vade sonu olmaya bağlıyorum ben.
Bardağın dolu tarafından bakıyorum diyorsun. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum çünkü yatırımcılar çok gerçekten üzgün ve sonuçta hepimiz insanız. Ben onlarla empati yapmaya çalışıyorum. Gerçekten de yani bir şekilde olumlu bakmak ve olumlu görmek istiyorum. Çünkü sonuçta bizim de geçtiğimiz yollar. Fakat bir şey de bu 1506'yı takip edelim yeni vadede. 1506'nın yeniden üzerine bir hareketlenme görürsek eğer, fakat yükselecek, kopacak değil tabii ki. Yani hareket nasıl olabilir? Şu şekilde olabilir. Buradan tepki gelir. Tekrar düşer. Tekrar tepki gelir. Burada bir yataylık söz konusu olabilir. Yukarı çıkabilir. Tekrar teyit aldıktan sonra şu bölgeye. Böyle bir çalışma istiyorum ben. Bir tane başıboş bir yükseliş. Tekrar teyit ve ondan sonra buradaki ortalamalar aşağıya düşmüş olacak ve fiyat da beyazın üstünde tutunmuş olacak ve burada bir sıkışma gerçekleşecek. Yani şu dalga boylarıyla bir sıkışma gerçekleşecek ve fiyatın buradan hızlanacağını düşünebiliriz. Hangi şartla? Şuradaki bu 1506'nın üzerine çıkıp kalmak şartıyla 1506'dan her uzaklaştığımız nokta short pozisyonları, yani long pozisyonları arttıracaktır. Küçük yatırımcıların longları artacaktır ve büyük yatırımcı da zevkle short yapmaya devam edecek. Onları terse bırakmak için. Evet. İsmail, Euro dolar istemişti bir değerli izleyicimiz. Biz Euro dolar analizi çünkü dün de yapmadığımız için. Bu arada Bitcoin soran oldu, altın, gümüş soran oldu. Programın başında söyledim, kaçıranlar için bir kez daha tekrarlayayım. Dün İsmail'e program yaptık. Bunların hepsine baktığımız için bizi izleyenleri tekrar tekrar sıkmamak için daha doğrusu. Bu akşam aslında tamamen TL varlıkları ayırmıştım. Bir euro doları araya koymak istiyorum. Çünkü dün bakmadık. Değerli izleyenimizi de kırmayalım. Evet, Euro dolar paritesinde tabii belirli bir yükseliş gerçekleştikten sonra fiyatlamanın bir şekilde aşağı coşkulu olduğunu görürüz. Yani dün sert bir satış gelmiş burada ve özellikle kalın beyaz kırılmış durumda. İlk önce mavinin, sonra yeşilin, sonra da beyazın altına direkt geçirmiş. Muhtemelen önemli bir haber vardır bu düşüşün arkasında. Ben takip etmediğim bir enstrüman. O yüzden hangi haberle düştüğünü çok hakim değilim. Fakat grafikte kırılmaması gereken Dolar 1.20 endeksinin 92'nin üzerine gidişiyle aslında oldu bu hareket. 1.20.50'nin kırılmasıyla beraber düşüş burada bir şekilde sonlanıp tepki geldikten sonra yeni dip zorlandığını görürüz. Yani yeni dip yapmak istiyor. Fakat bu düşüşün hareketine yani ivmesine baktığımız zaman açısına bu düşüşü tutabilecek sadece bir önceki 1.1750, 1.18 bandı olabilir. Şu anda 1.1840'lardayız. Yani fiyatlamanın buralara kadar gelmesi beklenir. 17.50'lere kadar gelmesi beklenir. Bu alma konumunda, yani al konumunda değil. Özellikle destekler de kırıldıktan sonra şu anda eğer long pozisyondaysa sevgili yatırımcılar, burada birazcık bu pozisyonu ciddi anlamda gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle henüz daha dibi ve dalga boyları negatif yönde, short yönde devam ediyor. Yeni dip burada, yani 1.17 1.1750 arasını yatırımcılar takip etsinler. Orada volüm ve barlar küçülecektir. Sonra da o bölgeyi kırıp kırmayacağını kontrol etmek gerekir. Evet, bu arada ortalamaları soranlar için biz kendi grafiklerimizi koyuyoruz. 200 günlük ortalama beyaz örtüşmüyor diyenler var. Bu arada o 200 günlük ortalama değil, o İsmail'in Coca-Cola'nın sırrı gibi kendi sırrı. İsmail, Serhat Bey'in bir notunu iletmek istiyorum sana. Bazı yatırımcılar indikatör olarak İsmail Bey'i kullanıyorlar. Bu da kendisi için bir başarıdır. Bizim adımıza teşekkür eder misiniz demiş. Seve seve ederim tabii ki. Çok teşekkür ediyorum ben de. Teveccüh gösteriyorlar ama tabii ki finansal piyasalar çok zor. Başarılı tahmin tabii ki çok şükür. Yani kimseyi yanıltmak istemem aslında ama çok iyi yerlerden geldi. Yani ben soruyu bildiğim zaman, yani okulda da öyleydi. Soruyu biliyorsanız elinizi kaldırırsınız ve cevap verirsiniz. Soruyu bildiğimiz sürece elimizi kaldırmaya ve cevap vermeye devam edeceğiz. Geri bildirim için çok teşekkür ediyorum. İnşallah diyelim. Bu arada hemen şunu da
Bir soru vardı. Ha, Aytaç Bey'in sorusu. Az önce bu faiz farkından pay vadelilerde bahsetmiştik. Bu ons altın ve dolarda da faiz farkı var mı diye sorar. Evet, yani ons altında spot'taki fiyatıyla aynı fiyatı alamıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu kur için de geçerli. Tüm enstrümanlar, yok da enstrümanların tamamında var bu fark. Evet İsmail, ben senden hemen ne rica edeceğim? Bir SAS analizi rica edeceğim. Sasa da tabii muhteşem trendten sonra her trendin bir sonu maalesef geliyor. Özellikle kalın yeşil yani 31-62 bölgesi kırılmış ve iki denemeden sonra fiyat burayı kırmış. Şimdi neyi beklememiz lazım? Bu fiyatlama aslında şu hareketleri yapması gerekir. Yani fiyat bir şekilde burada konsolide ola ola ne yapacak? Beyaz da böyle gelecek. Buluştuğu nokta aşağı yukarı şu bölge olacaktır. Yani 23 TL civarı, 23 TL, 22 TL, acele ederse 21 TL. Biraz zaman geçmesi lazım. Eninde sonunda beyazla buluşacaktır ve özellikle bu 21-23 bölgesinde ilk beyazla buluştuğunda tepkimizi burada alacağız. Ama bu tabii kimleri mutlu edecektir? Yeni giriş yapacak kısa vadeli yatırımcıları mutlu edecektir. Buradan alınan Sasa'nın özellikle yani %10, %15 civarında bir prim yapması beklenebilir. Fakat daha sonrasında tabii beyazın üstünde kalıcılık gösterip konjonktüre de bakmak lazım burada. O zaman yani ileriki zamanda bu 23 civarı ya dibi olacak, endeksin de yeni dip yapmayacağını varsayarsak eğer bence Sasa'da 23 TL'de bu durumun dengeleneceğini ve yeniden yukarı yönlü atakların başlayabileceğini düşünebiliriz. İsmail, hemen sıraya bir emlak konutu ekleyelim. Dilersen bir de emlak konuta bakalım. Evet, emlak konutta da özellikle beyazın etrafında fiyatlamalar devam ediyor. Yani burada çok sert bir şey, geri çekilme olmuş fakat 1.90 1.92 20 arasında bir bant piyasası oluştuğunu görüyoruz emlak konutta. Özellikle bu şekilde bir fiyatlama var aslında. Yeniden bandın içine girilmiş fakat emlak konutta özellikle fiyatın 1.90 2.05 aralığının içerisinde yer alması gerekir. Yeni dip yapmaması gerekir. Bugün 1.87'lik bir kapanış var. Umarım vade sonu kapanışı olduğu için bu şekilde olmuştur. Yeniden 1.95'in yani emlak konutta 1.95'in mutlaka üstünde kalmamız gerekir ki ileriki günler için olumlu düşünebilelim. Eğer 1.95'in üstünde kalamadık, alt tarafa doğru geliyoruz. Yani bir sonraki destek noktamız neresi olabilir derseniz yani yeniden şu dipler özellikle 1.70 1.72 bandına kadar emlak konutta geri çekilme sürebilir. Acilen 1.95'in üstüne atıp fiyatlamaların 1.95'in üzerinde yer alması gerektiğini düşünebiliriz. Evet, şişe soranlar için, şişeyi dün konuştuğumuz için izninizle bugün es geçmek istiyorum. Yani dün konuştuğumuz hisseyi bir daha bugün konuşmayalım. Öyle değil mi İsmail? Kesinlikle. Sabancı Holding diyelim istersen onun yerine konuşmadıklarımızdan gidelim. Türk Hava Yolları soranlar için onu da dün konuştuk. Türk Hava Yolları Pegasus ikilisine baktık. Bir Sabancı Holding ve Koç Holding ikilisine bakalım şimdi. Evet, aslında Sabancı Holding'de Garanti Bankası'nın grafiği çok birbirine benziyor. Nasıl benziyor? Özellikle buradaki bu kaçış boşluğu ve Garanti de bunu bu şekilde doldurmuştu. Sabancı Holding'in de doldurduğunu görüyoruz. Garanti Bankası beyazın üstünde kalmayı başarmıştı fakat Sabancı Holding'in 9'un üzerinde kalamadığını görüyoruz. Bugünkü geri çekilmenin yine vade sonuna bağlamak istiyorum ben. Yarınki fiyatlama burada çok önemli. Yeniden 9 TL'nin üzerine atmamız gerekir Sabancı Holding'de. 9 TL'nin üzerine atıp 9 TL'nin üzerinde hareketler yapmasını beklemek gerekir ve sonra yeniden kapattığı bu
gap boşluğunu yani 960-970 bölgesine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Bunun için tek şart yeniden 9 üstünde kapatmak ve 9 üzeri kalıcılık göstermek. Olumsuz senaryoda da yeniden buradaki bu dinlenme gerçekleştirdiği 840 seviyesine iyi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir de o zaman ardından Koç Holding diyelim. Evet, Koç Holding'de de tabii bu beyaz kalın beyaz yani uzun vadeli destek noktamız 17.80'ler satışları bir şekilde karşılamış ve iki defa bir buraya bir teyit almak amaçlı dokunmuşuz. Yani 18.08 civarı. Bugün de 18.10'larda bu kalın beyaz destek. Şu anda al ve tut konumunda beklemeye devam ediyoruz. Özellikle 18.05 aralığı aşağı geçirip günlük kapanışlar görmek burada negatifliği arttırarak özellikle 3 defa test ettiği uzun vadeli ortalamasını bir şekilde aşağı geçmeyi kötü senaryoda 18.05'in altına gelip günlük kapanışlar yapmamamız gerekir. Eğer bunu yaparsak burada yeni bir fiyatlama görüp 16.80'leri hedefleyebiliriz. Bu olumsuz senaryo 18.10 bölgesinin üzerinde kalırsak da yukarıdaki 19-16 bölgesine hasar verdiğimizi görüyorum ben 3 defa. 19-16 ve daha üzerini özellikle şu kaçış noktası olan 22-20'yi hedefleyebiliriz. Bunun için sadece 18 TL'nin üstünde fiyatlamaların devam etmesi gerekiyor. 18 TL üzeri kalıcılıkla Koç Holding'de hedef orta vadede 22 TL olarak gözlemlenebiliyor. Gıda hissesi rica edenler var. Migros ve BİM ikilisi. Bakalım Migros'la başlayalım istersen, sonra da BİM'e bakalım. Şimdi Migros'ta tabii uzun vadeli destek noktamız kırılmış. İyi bir soru olmuş oldu bu. Diğerleri böyle kırmamıştı, mücadele ediyorlardı. Fakat Migros'ta bu net olarak kırılmış. Bu bölge özellikle 2 defa da teyit alınmış. Yani 38 TL'nin aslında Migros'ta aşağı geçilmemesi gerekirmiş. 38 kırıldıktan sonra da tabii burada aşağı yukarı %20'ye yakın bir düşüş görüyoruz. Nerede bu durur bu düşüş dersek eğer daha önce teyit edip sert bir şekilde alışlarla karşılaştığı bir bölge var burada 31.60-32.10 bölgesi. Yeniden o bölgeye gelmiş durumdayız aslında. Bakıldığı üzere bu 31.50'nin tutup tutmadığını kontrol etmek gerekir. Eğer 31.50'nin aşağısında yeni bir fiyatlama görürsek ki ben başka bir sistemden şöyle yapmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü ben de takip ediyorum ve Migros'ta yani dip noktalara gelmiş durumdayız. Ben özellikle burada yani kalın sarının da dibe gelmesiyle yani geldikten sonra burada bir spike hareket özellikle bandın dışına çıktığı her bölge alım için uygun koşullar içerir. Para giriş yani CMF'ye de baktığımız zaman CMF'nin de her zaman parayı talep ettiği ve sonrasında trend yaşattığı bir nokta. Burada düşüş yönünde tabii volüm artmış. Fakat biz hem düşmüşüz ve düştüğümüz halde de para girişi alt seviyeye gelmiş durumda. Sarı çizgi de alt çizgiye gelmiş durumda. Bu bağlamda da ben Migros'ta özellikle bunun altına mesela şurada 32.04 sevgili Perihan Tantu. 32.04'ün altında 5 dakikalık grafiği çeviririm ve en ufak bir coşkuda alış yaparım burada. Stopum %2 olur. Karımı da %8 %12 arasına hedeflerim ama tabii ben yok olarak bunu söylüyorum. Hisse tarafında herkes kendi stratejisini uygulayabilir. Migros benim beğendiğim kağıtlardan yani buralar bir sert bir dönüş noktası olabilir. Dediğim gibi özellikle ben şu bağlamda sert bir fake hareket bekliyorum. Çünkü piyasa yapıcı benden büyük. Yani 32-15'ten aldığımı 30-80'lere çekemem. Yani buna katlanamam ben. Ama burada diğer koşullarını beğendiğim bir hisse senedinde 32.04'ün altına sert spike bir hareketle 5 dakikalık birime döner. En ufak bir coşku ve dönüş hissedersem
kademelerden anlayabiliriz. 5 dakikalık barlardan anlayabiliriz. Burada bir %8, %12'lik bir yükseliş ivmesi kazanabiliriz. Migros benim yakından takip ettiğim hisse senetlerinden. İsmail, BİM'e bakacağız. Sen BİM'i açarken Melih Bey'in sorusunu yöneltmek istiyorum. İsmail hocama sorabilir misiniz demiş. Hisse seçerken neye dikkat ediyor? Yani sektörün yıldızlarından mı seçiyor? Konsolide olmuş olmasını mı, dip taban yapmasını mı, yoksa para girişi kısmını mı takip ediyor diyor. Neye göre hisse seçiyorsun? Var mı böyle bir özel bir formülün? Şöyle hisse seçiyorum. Dönemsellik benim için hani zamansallık benim için çok önemli. Zamanında olmuş bir harekete girmek istiyorum. Yani mesela şu anda ne bekliyoruz? Yıllık pivotlara gelmeye başladı kağıtlar. Yani hisse senetlerinden 3-4 tanesi şu anda yıllık pivotunun altına yavaş yavaş gelmiş durumda. Şimdi alta gelir gelmez alıyor muyuz? Hayır. Doygunluk noktası bekliyoruz. Bir yandan da Borsa İstanbul endeksiyle de harmanlıyoruz. Yani anlatabildim mi? İstediğim seviye, yani çok ucuz bir seviye gelecek. Borsa İstanbul'da konsolidasyon dönemi bitecek ve hem Borsa İstanbul'da konsolidasyon dönemi bitmiş oluyor, hem de ben 15-20 TL hak eden bir hisse senedini 7-8 liradan almış oluyorum. Hem Borsa İstanbul yukarı yönlü bir hareket yapmaya başlıyor artık. Yeni dipler yapmamaya başlıyor. Ben hisseyi ucuzdan alıyorum ve bu formatta aldığım hisse senedini yaklaşık olarak 6 ayla 1,5 yıl arasında elimde tutarak bir sepet oluşturuyorum. Sonrasında trend is my friend modunda bir şekilde trende hem ucuz noktadan girdiğim hisse senediyle ben eş anlamlı, yani benim için Borsa İstanbul'un trendinin yukarı doğru dönmesi ve konsolidasyon dönemini bitirmiş olması gerekir. Ben sevgili yatırımcılara buradan defalarca söz vermiştim. Tekrar söz veriyorum. Yıllık pivotlara gelişler başladı. Yani bu artık bir şekilde 6-8 ay içerisinde bir trendin oluşmaya başlayacağının ayak sesleridir. 6-8 ay çok uzun gelmesin. Lütfen rica ediyorum. Çünkü Borsa İstanbul böyle bir şey. Yani 1,5 yıl düşeriz ama 3-4 yıl yükseliriz. Bu modlar genelde hep böyle olmuş ortalama olarak. O yüzden düşüş modu Şubat'ta başlamıştır. Biz 2. ayda başlattık. Şu anda gece 12'den itibaren 7. aya giriyoruz. Henüz daha 5. ayımıza girdik. Yani özellikle 2022 yılı inşallah bizler için çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Bu bağlamda da geldikçe alacağız. Yani ucuzdan alıp bir şekilde bu 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3 artık nasıl nasip olursa doğru zamanda girip o şekilde kazanç sağlamaya çalışacağız. Benim taktiğim Borsa İstanbul'da konsolidasyonun bitmesi ve hisse senetlerinin bu bağlamda da yıllık pivot seviyelerin altında en azından 6 ay geçirmesi. Evet, nerede kaldık? BİM. Özgür Bey, Anadolu Efes'in notlarımı ekledim ama Anadolu Efes'ten çok umutluyduk. Pandemi de bitti. Temettü emeklisi olma planım vardı. Bakabilirseniz çok sevinirim demiş. Pandemi bitti. Gerçi bitti mi bilmiyoruz ama bir yıllık süreçte değerlendirmeyin bence. Yani çok güzel bir yola girmişsiniz temettü emeklisi olmak için. Harika bir yoldasınız ama bir hissenin performansına, eğer o hisseye inanıyorsanız, o sektöre inanıyorsanız, bir yıllık performansıyla sakın değerlendirmeyin, canınızı sıkmayın. Siz çok uzun bir yoldasınız. O yüzden bu yolda biraz sabra ihtiyacınız olacak. Kesinlikle. Şimdi bir maçta da şöyle bir durum söz konusu. Daha önce de yorumlamıştık. Beyazdan 3 defa tepki göstermeyi başardıktan sonra artık fiyatlamanın, artık maliyet seviyelerin en azından 60-40'lara kadar da indiğini görüyoruz bir maç tarafında ve uzun vadeli ortalamasında maalesef aşağısında yer alıyoruz şu anda. 64-36 çok yakın, en not alalım. 64-36'yı mutlaka yukarı doğru geçmeliyiz ki bir maçta bu uçurumun kenarındaki bu gezinmeler son bulsun. 64-36'nın eğer altında kalacaksak, eğer şu an kaldığımız gibi, bizim yeni bir şekilde şuradaki spike bölgesinin, yani şu iğnenin gövdesinden bir noktadan, yani 57-50'lere kadar bu düşüşün sürebileceğini düşünebiliriz. Bu düşüşü sadece 64-36 üzeri kapanışlar ortadan kaldırır. Umarım en kısa sürede 64-36'nın üzerine atarak bir maçta yeniden
67-68 civarındaki bu bariyer noktaya kadar yükselişini sürdürebilir. Evet, şimdi koza maden ve koza altın ikilisine bakalım istersen İsmail, yine soranlar için. Dün de konuşmamıştık malum. Evet, burada da yine beyazın altına tabii seans açılışlarıdır sanırım muhtemelen. Alta sarkıp tekrar toparlanmış bir koza görüyoruz. Koza madencilik. Özellikle son noktada da son bir tepiş yapıp altına geçmek için ısrar eden bir fiyatlama var burada. Özellikle 14-32 seviyesi burada çok önemli. Bunu not edelim. 14-32 bizim uzun vadeli destek noktamız. Yani beyazın üstü yaşam, altı ölüm gibi. O yüzden burası ciddi anlamda kırılırsa 14-32 seviyesi, ki bugün 14-14 kapatmışız. Fakat tabii yarın açılışta %1, %2 yaptığı zaman yeniden üstüne çıkmış olacak. Buradaki testereye maruz kalmamak lazım. Birazcık sapma payı bırakmak gerekiyor tabii ki. Özellikle 14-32'nin üstüne çıkamayan, bugünkü 14-14'lük kapanışı yarın 13-80, diğer gün 13-60, önümüzdeki hafta 13-50'lere kadar kaydırıyorsa eğer, tabii ki beyazın üstüne çıkamamış ve yeni bir dip arayışı içerisine girmiş demektir bu. Özellikle bu dibinde 13-12-80 bölgesine kadar da sürmesi beklenebilir. Bu düşüşü engelleyecek olan tek şey 14-32'nin üzerine atıp üzerinde fiyatlamaların devam etmesidir. Evet, şimdi abisinde sıra. Babası mı diyelim ya da. Evet. İpek Tabii ki. enerjili kız kardeşi diyorum ben. Güzel bir aileler onlar. Koza altın babaları, oğlu da koza maden ve kızı ipek enerji. Çok güzel, çok güzel. Artık biz bir aileyiz. Aynen öyle. Şimdi tabii Koza Maden'den daha bir iyi fiyatlamada herhalde fazla mal dağıtılmamış ve beyazdan uzak noktadayız. Şuradaki tabii muhteşem bir hareketti. Özellikle hani şöyle bir hisse senedi sorulsa, denk gelse, yani 3 ortalamanın da buluştuğu, sıkıştığı, artık bir yöne doğru çok büyük fiyat hareketliliği olacak hiçbir hisse senedi şu anda sanırım yoktur zaten. Özellikle kalın beyaz şu anda yükseliyor ve 102 TL seviyesine gelmiş durumda. Fakat 102 TL fiyatlama şu anda 117 TL. Kısa vade birim, yani bu uzun vadeli ortalamamız 102. Bunu bir tarafa not edelim. Yani herhangi bir ekstra alım yapılacaksa 102 TL'nin ilk gelişinde bu çok mantıklı bir yer olabileceğini düşünebiliriz. Özellikle de kısa vadede de kalın mavi ve kalın yeşilin bölgesi 121.95. Bu 121.95'in üzerine çıkabilir miyiz? Yani burada ben testler, hareketler olacağını düşünüyorum. Yani 122, 116, 122, 114 bir şekilde o uzun vadeli ortalamada yükseldikten sonra ben özellikle Kozal'da yeniden ileride bir sıkışma olacağını ve Kozal'ın ben uzun vadelisinden çok umutluyum sevgili Perihan Tantu. Kozal bence yani 205 TL'lik bir görmediği bir hedefi var. 205 TL uzun vadeli hedef diyebiliriz bence. Bunun için sadece biraz zaman gerekiyor. Çünkü çok iyi bir şirket, çok güzel haberler geldi biliyorsunuz. Büyüyen bir şirket. Umarım çok yakın zamanda da yatırımcılarını mutlu edecektir. Hadi o zaman boş veren diyelim. Sonra bana diyecekler ki çünkü hep aynı hisselere bakıyorsunuz Feri Hanım diye, ama ne yapalım, piyasanın çoğunluğu büyük hisselerde. O yüzden size öyle geliyor ama küçük hisselere de bakmaya çalışıyoruz. Yani küçük demeyeyim de yan tahtalara. Evet, borç verende alıcılar yetersiz kalmış ve uzun vadeli ortalamamız aşağı doğru kırılmış. Bizi bu borç veren yatırımcısını bu tehlikeden kurtarabilecek rakam, emniyetli rakam 898'in üzeri. Yani fiyatlamanın şu anda 806 kapanışta olduğunu görüyoruz. 898'in üzerinde burada olumlu oluruz. Demek ki 806 olduğuna göre fiyat burada olumsuz taraftayız. Özellikle daha önce 780 TL'den bir tepki geldiğini görüyoruz ve şuradaki bu önemli destek noktası umarım kırılmaz. Şurada bir çalışma yapılmış çünkü geçmişte. Yani şu dikdörtgen, özellikle içindeki bu, yani yatırımcılar da bunu çalışabilir. Yani fiyat belirli bir bantta dalgalandıktan sonra o bölgeyi, dikdörtgeni yukarı doğru patlatıp güzel bir trend yapıyor. Sonrasında
Görüldüğü üzere o bandın içine girip tekrar tepki geliyor. Bandın içine giriyoruz. Üstüne çarpıyoruz. Direnç görüyoruz. Ve şu anda bandın alt bölümüne doğru yaklaşıyoruz. Yani o bölgede muhtemelen 750 TL civarından geçer. Bu dikdörtgenin kırılmaması gerekir. Çok önemli bir dikdörtgen çünkü. Oldukça fazla burada teyit alınmış ve çalışma yapılmış. Bu çalışmaların boşa gitmemesi adına özellikle 750'nin altında dramatik bir düşüş diyebiliriz. Dramatik. Yani yatırımcılar buraya dikkat etsinler. 750-950 dikdörtgeni içinde konsolide olabilir. 750 kırılırsa aşağıda gerçekten iyi bir yükseliş yapmayı başlattığım 400 TL'ye kadar çok ciddi bir rakam çünkü. Bu dikdörtgenin kırılmaması lazım. 750 TL aşağı kırılırsa bence stop olunmalı burada. Fakat 750-950 arasında trader yani boş verende trade eden yatırımcılar için 750-950 gerçekten iyi bir nokta. 750 al, küçük stopla 950'ye kadar taşı, 950 sat, tekrar al şeklinde. Yeniden muhteşem bir rally yapabilmesi için de dikdörtgenin üst bandı olan 950 TL'yi yukarı doğru kırıp geçmesi gerekir. Evet, tabii bu arada hisseler yine aldı başını gidiyor ama biz bu akşam hepsine bakamayacağız, anlaşıldı. Elimizden geldiği kadar es veririz, bir sonraki programda kalanlara bakarız, merak etmeyin. Bossa diyelim hemen istersen İsmail. Biraz bakmadığımız hisseleri de bakmaya çalışıyorum çünkü yazılanlardan. Borsa hangi ülkenin hisse senediydi sevgili Ferhan Bovespa'nın. Tantu? Şimdi hakikaten yani ben izlemiyorum zaten. Bovespa'nın yani, bu Borsa İstanbul'un değil, baksana. Gerçekten yani muhteşem bir trend. Gerçekten yatırımcısını çok mutlu etmiş. Özellikle de yani düşen borsa var fakat borsa şu anda 200 bin endekste yani. Öyle değil mi? Bunun 2000 neyine endekste. bakayım ben şimdi diyorsun doğal olarak, değil mi? Yani muhtemelen yani çok uzun vadeli baktığımız zaman da zaten yani şu kalın beyazın etrafında bu dolanmalar yani kalın beyazın altında olması şirketin harika bir şirket olması kârda bir şirket olması kalın beyazın altında olmak aslında orta ve uzun vade iyi bir alım fırsatı aslında. Hani kısa vadeciler için sadece problem. Yani bu kalın beyazın etrafında dolanır altına sarktığı durumlarda maliyet oluşturulabilir fakat bir şekilde bu üç ortalama buluşur ve çok sert bir şekilde zaten fiyatın yani 2-3 TL'den 27 TL'ye kadar geldiğini görüyoruz. Allah bütün yatırımcıları tabii bu kadar Böyle düştükten sonra hissenizi böyle hisseler yakalamayı nasip etsin. Amin diyelim buna. Şimdi özellikle kısa vadede İsmail, bu arada böyle konuştu da şimdi eyvah, yani İsmail aslında Rüzgar'la Perihan Tanrı'da oturdu, Bosna pazarlıyor der mi derler, ben biliyorum. O yüzden mutlaka bir stopu da verelim. Her trendin sonra bir sonu da olabiliyor. Bunu elinde taşıyan yatırımcı ya da trader için bir stop seviyesini mutlaka belirtelim istersen. şimdi aslında tabii ki hassasiyetinizi anlıyorum sevgili Perihan Tantu. Fakat Biliyorum çünkü. biz henüz Bossa yorumlamadık ama yani Allah herkese Bossa gibi yükselecek bir hisse senedi almayı nasip etsin diye dua ettik. Şimdi yorumluyoruz. Özellikle Bossa'nın geldiği seviyeyi söylüyorum 2-3 TL. Artık yani buradan tabii hisse senedi de giriş yapmak oldukça yürek ve cesaret ister yani. Ama kısa vadeli yorumlamaya çalışırsak gördüğümüz üzere yeşilden tepen yani kısa vadeli ortalamalarından tepmeyi başarmış. En son 25.05 ve daha dün 25.75'e deyip tekrar fiyatlamanın 27.20 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu trendin bu karizmasının devam etmesi için hani o trend güzelliğinin devam etmesi için bir kere 25.80 fiyatının altına gelmemesi gerekir. Kısa vade stop noktamız 25.80 olmalı. Elinde Borsa hisse senedi taşıyan yatırımcılar için 25.80 altında kapatacağına emin olduğumuz bir Borsa günlük kapanış özellikle seansa 2 saat 1 saat kala 25.80'in çok altına doğru istek ve arzuyla gidiyorsa eğer bizim burada kısa vadede stop yapmamız gerekir. 25.80 kırılmadığı sürece borsada trendin hiçbir şekilde zarar gördüğünü gözlemlemeyiz. Ve bu bağlamda da daha yukarı bölgelere doğru sert ataklarını devam ettirerek devam edebilir. 25.80 korunduğu sürece borsada hiçbir sıkıntı yok.
Kırılırsa soluksuz 17-18 TL'ye kadar geri çekilme görülebilir. Ve Ege Endüstri diyelim. Ege Endi ile devam edelim istersen. Yine uzun zamandır bakmadığımız bir diğer hisseydi mesela. Tam bir fırsat hissesi, hemen not alalım. Şimdi Evet, şimdi mesela sorular geliyor bana. Yani tabii Bossa'dan sonra herkes gaza geldi. Yok mu şöyle bir fırsat hissesi diye. Tabii öneri mahiyetinde değil ama teknik anlamda umut ve vaat edenlerle de konuşabiliriz tabii, neden olmasın. tabii yani biz burada kendi kendimize strateji çıkabiliriz. Yani burada yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Biz de Yani hata yapabiliriz. Doğru. bunu zaten söylüyoruz. Ya şimdi yatırımcıların sorduğu sorular dahilinde ben de burada kendime mesela Ege Endüstri 1185. 1185 kalın beyaz ortalama. 1185'te eğer dengelenirse hisse senedi 1185 civarı kısa birimli tahtayı da kontrol ederek 1185'ten girdiğim Ege'yi 1130'da stoplamak şartıyla 1185'te aldığım Ege Endüstri'yi 1130'da stoplamak üzere ben burada bir strateji atarım. 1130 stop, 1185'ten hisse senedine giriş, 1275 ve 1354. Yani 1275-1354 arasında kademeli olarak ben bu hisse senedini aldığım hisse senedini kısa vadeli zaten trade etmek için amaçlı alıyorum. Elimde olmadığını görürsünüz. 1130 olursa da stop olarak geçerim. Çünkü çok uzun süredir ilk defa nereye geliyor? Uzun vadeli ortalamasına geliyor. 1185. Ben de takip edeceğim bunu. Not alıyorum sevgili Perihan Tantur. Evet, güzel bir strateji çizdik. İsmail, istersen şöyle son bir iki hisse seçeceğim. Bu arada biliyorum çok hisse var ama sabaha kadar da baksak bu akşam yazın hakikaten tüm hisselere bakamamış olacağız. O yüzden istemeyerek de olsa bazılarınızı üzmüş olacağım ama bir sonraki yayın için yine sözüm söz. Biz hisse bakmaya devam edeceğiz. Şekerbank diyelim. Doğru, haklılar. Şekerbank'ta uzun bir zamandır bakamadık. Şekerbank kendisi şeker ama grafiği çok şeker değil. Öyle başlayabiliriz. Şimdi özellikle tabii kalın beyaz gepli bir açılışla aşağı doğru geçilmiş. 1.28. 1.28'den açılır açılmaz 1.06 tabii ki çok sert düşüşlere yapılacak bir şey yok. Yani ben burada kalın beyaz kırılırsa stop yaparım desem bile bunu ilk stop yapabileceğim yer sanırım 1.28 değil de 1.16 olurdu. Böyle şeylerde yaşayabiliyoruz. Fakat uzun vadeli ortalamasının altında 1.27 civarında geçiyor uzun vadeli ortalama. Şimdi Price is Everything'e bakarsak bunun arz talep bölgesi neresi olabilir? Daha önce inileme yapılan özellikle 0.98 civarında bir destek bölgesi olduğunu görüyorum. Yani 0.98, 0.94 aralığında Şekerbank bence düşüşünü nihayetlendirip hareketlerini slow motion şeklinde fiyatlama yapıp yani 94-98 arasında bir süre 3 gün 4 gün bir hafta kadar yatay bant içerisinde gidip tekrar 1 TL seviyesinin üzerine atarak ortalamalarını aşağıya yıkarak bir şekilde yeni bir trende yelken açabilir. 0.94-98 aralığını burada gözlemliyor olmamız gerekir Şekerbank'ta. Evet, hadi kapanışı Alarko Gayrimenkul ile yapalım. Alage'ye o diyelim. Alarko'ya bakmıştık. Gayrimenkulüne bakalım bugün. Evet, bugün itibariyle uzun vadeli Burada bir ortalama test sapma etmiş. var. Evet, 20-29 kapanış 19-98. Yarınki açılış çok önemli. Özellikle bugünkü vade sonu kapanışıyla ne oldu yoksa gerçekten burası kırılmak mı isteniyor? Bunu görmemiz lazım. 20-29 üstünde kalıcılık buradan bir tepme getirir ki büyük ihtimalle açılışı çok merak ediyorum ben de ve bunu da not almak istiyorum. 20-29 üzerine atarsa eğer burada da kısa vadeli traderlar özellikle 21.84'lere kadar burada bir kazanç sağlayabilirler. Stopumuz ne olmalı? Yani diyelim ki üstüne attı. Çünkü çok burada fonksiyon var. 20-28'in üstüne attı. 20-30'dan aldık. Bugünün görülen 19.98'in
hemen aşağı tarafına yani 19.95 stop olmak koşulu ile ki bu sanırım %1,5 civarında bir stop teorisi yapar. Fakat yukarıda bizi bekleyen %10'a yakın bir kar marjı var. %1,5'a %10 iyi bir denemeye değer bir hareket. Özellikle 20-23'ün üzerine atabilecek, 20-29'un üzerine atıp kalabilecek miyiz, kalamayacak mıyız? Buna bakmamız lazım. Atamadık, aşağı doğru geliyoruz. Özellikle şu bölgeye kadar 16.50, 16.80 bölgesine kadar geri çekilmenin burada sürebileceğini düşünebiliriz. Beyaz kırılırsa, kırılmayıp yarın üstünde açarsak 20-29'un yukarıda 21-23 bölgesine doğru bir tepki yükselişi görebiliriz ama altını çizmek istiyorum. Tepki. Hadi o zaman son bir hisse daha yapalım Teknosa. Evet, Teknosa'da da yani az önce Alarko gayrimenkulün yapmış olduğu işte yani altında kapattı, fırlattı, tekrar dokundu ve tekrar önce mavi sonra yeşil. Ya bu görevler gerçekleşebilir. Evet, teknik analiz sizi buna davet eder. Ve şimdi teknik analiz bizi kalın beyazdan dönüyor. Bütün paramızı yatırdık alacağız falan. Bunu demiyor teknik analiz. Yani bir şekilde stop teorini eklersin. %2 stop, %12 kar dersin ve işlem attığın zaman %12 alırsın ama başka zaman direkt %2 stop olabilirsin. Bu değişkenlik arasında savaşacaksınız. Yani stratejiniz ve teknik analiz bilginizle piyasayla bir şekilde savaşmanız ve her zaman için bir dur noktanız ve kar al seviyeniz olmalı. Fiyat ne yaptıktan sonra değil ama baştan bunu bilmelisiniz diyerek bitirdik herhalde. Ama Evet. konuşmadık. Yine Pardon. Pardon, pardon. efendim. Pardon. Teknosa'yı konuşmadık. Bu bölge kırılmış. 7.30. 7.30'un altında kaldığı sürece Teknosa'da aşağı doğru ivmelenmenin özellikle fiyatın burada bir gap kapattığını görüyorum yalnız. Çok önemli bir şey bu. Burada çok önemli bir gap'li açılış var. Teknosa'da 6.24 civarında 6.24'ten eğer teperse çünkü gap kapatmış olacak. En azından buradaki bu büyük gap'in hakkı biraz tepki olabilir. 6.24'lerde kalıp kalmayacağını burada sorguluyor olmamız lazım. Kapanışımız 6.41. 6.24'ün altında bir günlük kapanışla bu gap bölgesi gerekeni yapmaz ve bu kırılımın özellikle 5.20'lere kadar devam etmesi beklenir. 6.24 kırılmadı. Günlük kapanış gelmedi altında. Muhteşem bir tepkiyle biz burada tavan bile görebiliriz. Yani 7 ve üzerinde bir fiyatlama görebiliriz. Diyelim Teknosa'yla o zaman bu akşamı da kapatmış olalım. İsmail, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum yine vermiş olduğun değerli bilgiler için. Çok sağ ol. Tabii biz bu akşamlık es verelim ama bir sonraki programımızda yine birçok hisse notu aldım. Yolumuz uzun, daha çok hisse bakacağız. Devam edeceğiz inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Tüm yatırımcılara iyi seanslar dilerim, iyi akşamlar dilerim. Piyasa değişkendir ama bugün kötüyse hep kötü olacak değil. Bu değişkenliğe ayak uydurmak lazım. Bunların hepsi bize birer ders. Yani ben de çok yorulduğum zamanlar oldu bu piyasada. Fakat yılmadım. Her darbe yediğimde yeni bir stratejiyle piyasa yapıcının karşısına çıktım. Bugün biraz başarılıysam eğer bunu azmime ve kendimi güncelleyerek hep üstüne koyarak devam etmeye borçluyum. O yüzden yatırımcılardan daha dirayetli ve daha disiplinli olmalarını rica ediyorum. Kendileri adına başarılı olurlarsa da biz de mutlu etmiş olurlar. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum İsmail. Öncelikle sana, sonra da tabii yorumlarıyla bizi bu akşam yalnız bırakmayan değerli izleyenlere. Bir sonraki yayınımızda tekrardan görüşmek üzere. Sevgili Selçuk Yönenşleri soranlar var. Cuma günü Forex Trader ekranlarında yine saat 21'de Selçuk Hoca ile birlikte haftayı kapatmış olacağız inşallah. Cuma günü bekliyorum yine herkese. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı bir hafta olsun. Cuma günü tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.